Arkadaşlar merhaba. Bugün gerçekten hepimizin bildiği bir makinayı size göstereceğim. Tabii efsane makina bu. Makina benim de değil, kutu olarak bir arkadaşımın elime geçti. Tanıtımını yapayım dedim. Hem bir kutu açılımını bir göstereyim dedim. Meşhur Shimano Stella SW4000 XG modeli arkadaşlar bu. Kutusunu açtığımız zaman neler çıkıyor bir bakalım. Hem de birkaç önemli hususu bir göstermiş olalım. Bir de bu videonun altında bu kodlarla ilgili bir tartışma başlatalım dedim. Şimdi Stella'nın kutusunu açalım. Hakikaten bu arada tam zengin mücevher kutusu gibi bir kutu yapmışlar. Kutuyu elinize aldığınızda şeyi havayı anlıyorsunuz yani. Etraftaki telaştan makinenin kalitesini anlıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi açalım bakalım Stella'nın kutusunu. Şöyle. Tabii kutunun içinden ilk başta meşhur bunun bir neopren çantası var. Güzel bir çanta. Bu 4000'lik kafa içinde. Çantanın şu an içinde bunlar var. İçinden manueller çıkıyor. Orijinal kutu yani hiç açılmamış kutularda bir de yağ var arkadaşlar. Yağlamak için. Burada dişli yapısı. Bu şu önemli ya. Şuna bir göstereyim ya. Hakikaten. Yani içeride neler olmuş? Shimano Stella SW4000 XG modelinde nasıl bir işçilik var? Nasıl bir şey var? Buradan faciayı anlıyoruz. Bu farklı dillerdeki şeyler arkadaşlar. Çince, Türkçe, Arapça, Türkçe var mı bilmiyorum. Türkçe dedik de olabilir. Evet. Bu da İçerideki yapıyı gösteriyor. Kaç parçadan oluştuğunu. Ondan sonra şurada yine anlatıyor. Kol falan kol anlattığı bir bölüm var. Manueller. Şunlar bunlar. Bizim için önemli olan şey şu kısım. Burada Shimano Stella'nın manuelinde kitapçığında bu ağırlıkla ilgili bölümü var. Bu dursun şöyle. Şimdi şu kutuyu kenara alayım. Şöyle. Sonra bunu size anlatacağım. Önce bir şu meşhur neopren çantayı da bir açalım. Gene parıl parıl bir şey. Tiril tiril. Evet. Şimdi burada iki göz bu. Bir şöyle bir şöyle kol ayrı çıkıyor. Kol burada arkadaşlar. Kolu şöyle koyalım. Makine ayrı çıkıyor. Çantada başka bir şey var mı? Yok abi. Evet. Şuradan güzel de bir tutma. Hakikaten parasını havayı vermiş herifler abi. Geldik abi. Çünkü makine hakikaten servet bir makine. Önce şu kolu takalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar da geri dönüm olayı olmadığı için. Lan be. Evet. Makinayı eline aldığınızda gücü hissediyorsunuz arkadaşlar. Muhteşem bir makina. Şöyle bir de yakından bir çevireyim. Bütün detayları bir görün. Topuz kolu. Bu makine de çok temizmiş abi. Yani şuna kimse ikinci el diyemez. Dediğim gibi bu 4000'lik bir kafası bu makinenin. Gücü hazır elimize almışken bir de drag'ı bir sökelim kafayı. Bu kafa sistemini su geçirmez drag sistemi diyorlar bunda. Shimano'nun son çıkan makinelerinin hemen hemen hepsinde su geçirmez diye bahsediliyor bu konu. Şimdi geri takayım. Yani İyi Kötü Çirkin filminde çirkinin
Silahı çevirdiği gibi çevirdim be abi. Evet. Şöyle. Şimdi şu makinenin özelliklerine bir bakayım. Bizim için şurası önemli. 4000XG modeli. Burada kodunu vermiş. Bu manuelleri, kutuları arkadaşlar, kutu içinden çıkan kutularınızı atmayın. İçinden manuelleri, kitapçıkları çıkıyor. Evet, şimdi şurada bu gear ratio dediği 6 devirli olduğunu gösteriyor. Maximum drag force dediği drag gücü 11 kilo. Tabi burada hem libre olarak da göstermiş. 11 kilo drag gücü var. Weight dediği ağırlığı 380 gram arkadaşlar. Burada sarma kapasitelerini söylüyor. Burada power pro iplerin de kapasite durumunu belirtmiş. Burası da önemli arkadaşlar. Bu line retrieve per crank. Yani bir turda kaç santim sarıyor? Bir turda 95 santim misine sardığını söylüyor. Tabi bu misinenin o sıradaki kapasitesine göre de değişiyor. Yani kafa tam dolduğu zaman bir turdaki sarımıyla ilk atışta boşaldığı için kafa, o zamanki turla şey biraz fark ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onu da hatırlatmış olayım. Bilye sayısı 14 bilye var bunda. Bir de sizden ricam, şöyle göstereyim. Şurada yazıyor arkadaşlar. Shimano SV4000XGB modeli. O yandaki kodların sadece kafaya dikkat ediyoruz biz. Onun dışındaki özellikleri, o kod mesela işte buradaki XG Extra Fast Gear deniyor mesela buradaki XG'nin kısaltımına. Yani şuradaki bunun kıçındaki XG Extra Fast Gear dedikleri daha hızlı bir bilya sistemi var. Daha ondan sonra su geçirmez drag sistemi. Velhasıl bununla ilgili bilgisi olan arkadaşlar videonun altına yorum yaparsa hepimiz öğrenmiş oluruz. Ben de öğrendikçe daha detayları burada paylaşmış olacağım. Gerçekten efsane bir makina. İnşallah gönlümüzden geçen makinaları kullanmayı Allah bizlere nasip etsin. Benim de gönlümden geçiyor ama benim şimdi buna yetecek gücüm yok. 4000XG modelini bugün size anlattık. İnşallah göstermiş olduk. Aklınızda olsun. Video altına yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle bu hem makinalarınızı yazın hem de makinalarınızın yanındaki kodlarını da yazın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.